ahşap da CNC tezgahta kesilir miymiş demeyin. Kesilir, hem de birbirinden güzel modeller ortaya çıkar. Aynalar, dolaplar, konsollar, separatörler. Her biri özenle tasarlanıyor, ince işçilikle hazırlanıyor. Kapak market, dekorasyonda hayal gücünü zorluyor. Ahşap sektöründe kişiye ve mekana özgü tasarımlar dekorasyon sektörünü yeniden şekillendiriyor. Selahattin Erdoğan sanatsal tasarımlar yapan bir iş ehli. 1992 yılından bu yana profesyonel olarak ahşap imalat sektöründe çalışıyor, hayal ediyor, çiziyor, tasarımların ahşapta ruh bulmasını sağlıyor. Kapak Market böylesi bir girişimle doğuyor. Ahşap sektörüne 92'de başladım ama yani ticaret hayatına 1987'de bilgisayar, ithalat, ihracat ve programcılığı ile başladım. Kapak Market butik dediğimiz çalışmayla başladı aslında işleri. Yani seri fabrikasyon toplu üretimimiz yoktu ilk zamanlar. Şu anda var, çok geniş bir ürün kartelamız var. Bazıları bunların toplu üretiliyor ama genelde proje işi ve butik işler yapıyoruz. Kişiye özel veya kendi tasarımlarımızı yapıyoruz, koyuyoruz. Beğenen içinden alıyor, bir yerlerde kullanıyorlar. Aynalar, sehpalar, dolap kapakları o kadar çok, o kadar çeşitli ki aklınıza gelebilecek her sektöre hitap ediyoruz diyor Selahattin Erdoğan. Ancak ağırlığı dekorasyon sektörü oluşturuyor. Kalem olarak ifade edersek kırtasiye kalemi gibi çok geniş bir yelpazesi var. Ama yani sanat sektöründen inşaat sektörüne, dekorasyon, yani birçok sektörde, hatta sanayide dahi kalıp da yapıyoruz çünkü onlara. Yani imalat sektörümüz veya hitap ettiğimiz sektör çok geniş. Ama ağırlık dekorasyon tabii. Ürün kullanım amacına göre değişiklik gösteriyor. Bizim ürünlerimiz, objelerimiz hiç ummadığımız yerlerde çıkıyor. Yani biz herhangi bir ürünü dekor diye kullanmışız ama bir başkası üstüne işte bir mandal koymuş. Askı olarak kullanıyor. Yani biz çeşitli yerlerde kullanılıyor. O artık karşı tarafın hayal gücüne bağlı. Tasarımların pek çoğunda imzası bulunan Selahattin Erdoğan iş süreçlerini izah ediyor. Aklınıza gelir ama hemen oturup yapamazsınız veya yaparsınız, o zaten o işin Ar-Ge'sidir. O bir süre sonra alır sizi başka bir yerlere götürür. Yani siz bir separatör diye başlarsınız ama o sonuçta bir komodin diye çıkar veya ayna diye çıkar. Onun süreci yani belli olmuyor ama bazısı yani ilk seferde oturur, bazısı 5. 10. seferde oturur. Bazıları birkaç şeye oturur. Yani aynada da görürsünüz, onu masada da görürsünüz, etajerde de görürsünüz, konsolda da görürsünüz. Ağırlıklı olarak mimarlarla çalıştıklarını söyleyen Selahattin Erdoğan, proje çalışmalarında yönlendirici olduklarını dile getiriyor. Çizdiğiniz bir şey iki boyutta güzel görünüyor. Üçüncü boyuta girdiği zaman aynı güzelliği alamayabiliyorsunuz. Veya bunun tam tersi de geçerli. İki boyutta bir şey görünmüyor, üçüncü boyutta çok güzel şeyler çıkabiliyor. Yani onu imalata geçtikten sonra ancak görüyorsunuz ama yeni tecrübeyle nerede nasıl görüneceğini az çok biz tahmin ediyoruz. Onun için proje işlerinde oldukça yoğun biz de kullanılıyoruz, desenlerimiz de kullanılıyor. Selahattin Erdoğan henüz 90'lı yıllarda teknolojik olanakları iyi kullanıp mekanda yaşanacak değişimi 3 boyutla izah ediyor müşterilerine. Mutfak dolaplarının 2 boyutlu çizimi yokken bir 3 boyutlu ve 360 derece içinde gezilebilir şekilde panoramik gösterebiliyorduk. Yani o bizim aslında bu sektöre girmemize ön ayak oldu diyelim. Ondan sonra zaten sanatsal kesime geçirdik. Öbürü sanat değil de zanaata giriyordu. Yani o beni pek tatmin etmediği için sanatsal kısmına geçtik. Zaten Türkiye'deki açık da buydu. Benim de sevdiğim iş bu olduğu için. Ondan sonra sanatsal tasarımlara geçtik. Dünya genelinde Türklerin tasarımcı olarak bilinmemesi üzüyor Selahattin Erdoğan'ı. Son dönemde kendi gibi özgün tasarımlar yapan kişilerin sayıca artmasından da memnuniyet duyuyor. Türkler daha ziyade tasarımcı olarak bilinmiyorlardı. Şimdi artık yavaş yavaş benim gibi birçok kişi var tasarlayan, özgün tasarım yapan veya mevcut tasarımı alıp başka yerlere götüren insanlar var elhamdülillah. Bir de yani bu ülke için çalışıyoruz, yani ticari olarak değil de.
Ankara sitelerde faaliyet gösteren firmada CNC tezgahlar 24 saat durmaksızın çalışıyor. Üretimimiz burada Ankara sitelerde zaten kurulduk, devam ediyoruz. Üretimimiz arka tarafımızda bir atölyemiz var. Bu atölyede gerçekleştiriyoruz bütün üretimlerimizi. 24 saat çalışma prensibiyle çalışıyoruz. Yani elhamdülillah işlerimiz yoğun. Özellikle proje ve özel işler bize geliyor. Yani Türkiye'de bu işleri yapacak çok kişi yok. Zaten böyle bir sektör de yoktu. Sektörün kurucusu da biz olduğumuz için biraz da Abdurrahman Çelebi hesabı, başka kimse yok yani. Mecburen yani bize geliniyor, her türlü dekor projeleri bize geliyor, bilerek bilmeyerek. Bugüne dek 5000'den fazla tasarıma imza atan Selahattin Erdoğan, ürünlerin özellikle internet sitesinden takip edildiğini dile getiriyor. Ürünlerimiz ağırlıklı yani burada showroom'umuzdan görüyorlar. İnternet sitemiz var. Onun haricinde bayilerimiz var. Bayilerden görebiliyorlar. Bir de birçok kişi bizim ürünümüzü zaten taklit ediyor. Oralarda görebiliyorlar. Ama sonuçta taklit aslında reklam olduğu için bize geliyor bir şekilde. Dekorasyon sektöründe okul gibi hizmet verip yeni iş olanakları yaratılmasına katkı sağlayan Erdoğan bundan manevi bir haz duyuyor. Ekip her zaman her sektörde olduğu gibi tabii ki sıkıntılı bir şey. Şu ana kadar çalıştığımız ekip, yani süzülüp gelen bir ekip diyelim. Az çok bizim ruhumuzu taşımayan insanlar bizde zaten çok uzun süre çalışamıyorlar. Bir de biz bu işin önderi olduğumuz için bir kısım insan zaten ayrılabiliyor. Biz eğitiyoruz burada. Bazılarını bir gönderiyoruz, transfer ediyoruz. Çünkü bu sektör Türkiye'de çok yeni bir sektör olduğu için altyapısı olmayan bir sektör, eğitimi de olmayan bir sektör. Eğitimini veriyoruz biz burada. Türkiye'nin her tarafına insan yolluyoruz. Özellikle mobilya sektöründe pek çok tanınmış markaya ara mamul üreten firma, Mart 2015'te katıldığı Uluslararası Mobilya Endüstrisi İç Tasarım, Aksesuar ve Ekipmanları Fuarı'nda en yeni ürünlerini tanıttı. Yeni çıkarttığım bir sistem var. Dünyada yeni ortaya çıkan bir sistem. Daha yeniydi zaten. Biraz da onun için katıldık bu ara. Harf raf dediğimiz yeni ürün. Bu modüler mobilya, hiçbir yapıştırıcı vida kullanılmadan kişinin kendi evinde birleştireceği, daha sonra geliştireceği, küçülteceği, ekleyeceği, çıkartacağı, ölçüsünü kendi ayarlayacağı bir sistem. Onu tanıtmak için gitmiştik. Bir de ben ürünlerime patent almadığım için bizim ürünlerimizi bize yaptırtmama şansı olmasın diye bu tip fuarlara gidip ilk defa orada sergiliyoruz. Yani bunun ilk yapımcısı bizim olduğumuz belli olsun diye. Yoksa patent almıyorum ben hiçbir ürüne. Fuarda en dikkat çeken ürünlerden biri çocukların boyuna göre uzatılıp kısaltılabilen modüler yatak oldu. Bu yatak oluyor, konsol oluyor, raf oluyor, dolap oluyor, masa oluyor. Her türlü şey olabiliyor işte bu. Yani mobil bir sistem olduğu için her türlü şekle gelebiliyor. Yükseltilip alçaltılabilen, çocukların boyuna göre, zaman içinde ihtiyaca göre boyut değiştiren bir yatak tasarımı. Selahattin Erdoğan sözlerini noktalarken tasarımlarını dileyen herkesin kullanabileceğini ifade ediyor. Ürünlerimiz tamamen halka açık. Herkes her türlü ürünümüzü, tasarımımızı alıp kopyalayıp veya aynı kopyalama biraz acıtıcı da, yani herkes bizim ürünlerimizi çok rahat, gönül rahatlığı içinde yapabilirler. Hiçbir hakkımızı da helal ediyoruz.